bizimle birlikte olacak. Bu harcama limiti meselesini çok konuşuyoruz ama içinden çıkamadığımız belirli noktalar var. Bunun için de bir spor hukukçusuna danışalım dedik. Aysu, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Gürcan Bilgiç ve Ilgaz Çınar'la yaptığım yayına güneş gibi doğduğunu en başta ifade etmem gerekiyor. Ya çok teşekkür ederim. Nasıl bu kadar şanslı oldum? İyi ki varsın. Peki, merak ettiğimiz husus şu. Şimdi bir taraftan hep izleyicilerimizin sorduğu soru. Transferler oluyor, evet. Harcama limitleri açıklandı. Yani Fenerbahçe üzerinden bu çok konuşuluyor. Ve 18.8 milyon euro gibi bir bütçe var. Zaten bunu bir aşmış rakam var. Diğer yandan transferler de oluyor. Peki, işte Ziraat Bankası ile Fenerbahçe görüşüyor dedi. Bir taraftan Bankalar Birliği ile bir anlaşma söz konusu. Bu limiti ne kadar açar? Vedat Muriç transferi bitti deniyor Lazio ile. Bu ne kadar açar? Ve federasyonun istediği noktaya limit olarak Fenerbahçe gelemezse, yukarıda kalırsa ya da herhangi bir kulüp ne gibi yaptırımlar bizi bekliyor? Senden detayları rica edelim. Tabii burada tabii ki benim alanımı ilgilendiren ve yasal olarak Fenerbahçe'nin yüklediği neler var ona bakalım isterim. Kulüp lisans ve finansal fair play talimatı burada adresimiz ve yasal dayanağımız. Ve yaptırımlara geldiğimiz zaman çeşitli oranlar seviyesinde yapılacak aşımlara göre ayrı ayrı cezalar söz konusu. Yani %5'e kadar aşıldığında örneğin ihtar, kadro sınırlaması, transfer yasağı, bunu bir ısı haritası gibi düşünebiliriz. Her bir oran arttığı zaman verilecek ceza, yaptırım artıyor olacak. Dolayısıyla en fazla nasıl olur? Puan silme bu işin neresinde diye soracak olursanız %16 ile %20 ile başlayan bir oran var. Bu oranla açılma başlandığı andan itibaren puan silme cezası, transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından birinin veya birkaçının uygulanma silsilesi başlıyor. %26 ve üstüne kadar da bu devam ediyor. Dolayısıyla bir aşım gerçekleşecekse yüzde kaç olduğuyla alakalı öncelikle bir somut olay çözümlemesi yapmamız gerekecek. Şu an senaryolar dahilinden kulüp lisans ve finansal fair play talimatı çerçevesinde oranlara göre yaptırım olduğunu söylemiş olayım buradan. Peki bir taraftan finansal fair play ile uğraşıyor takımlar. Diğer taraftan harcama limiti meselesiyle uğraşıyorlar. Fenerbahçe uzun bir süre Sayın Başkan Ali Koç özel bankalarla bu işi götürmek istedi ama orada bir iletişim bozukluğu var. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda Bankalar Birliği'nin önerdiği bankalarla bu işi yapalım diyor. Umarız ortak bir noktada buluşurlar. Olası bir anlaşmayla birlikte Fenerbahçe borçlarını yapılandırdığında bu yıl sana göre tüm sorununu halledecek bir limite ulaşabilir mi? Limite ulaşsa bile bu arada, belki ulaşabilir fakat limite ulaşsa bile şunu eklemek isterim. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yasal süresi içinde tahkim kuruluna bir itirazı oldu. Limit kararları ile ilgili olarak ve tahkim kurulu bu itirazı reddetti. Bir yandan da Fenerbahçe Spor Kulübü bazı yasal yol tüketme çabasında. Çünkü yönetim kurulu üyesi de paylaştı ki Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne limit aşımına ilişkin bir soru kalsın ya da kalmasın. Sadece bu sürecin yaşanıyor olmasından dolayı bir takım hakları devam ettiler. Ve Anayasa Mahkemesi'nin de önceki yıllarda FFF'nin kurulları ile ilgili vermiş olduğu bir karar vardı. Dolayısıyla limit aşımında bir sorun kalmasa bile Bankalar Birliği meselesi, özel bankalar meselesi, sermaye aktarımı meselesi gündeme gelse bile hukuki olarak bu süreci bir süre daha izleyeceğiz. Peki Anayasa Mahkemesi'nin konuya baktığı nokta tabii bambaşka. Oradan nasıl bir sonuç çıkacak? O şık kullanılacak mı? Bu da enteresan bir hale getiriyor meseleyi. Ben Fenerbahçe'nin profesyonellerinin bu işi bir şekilde aşacağını düşünüyorum ama. Buyurun. Bir yaptırım olmadan Anayasa Mahkemesi'ne de gidilmez ki. Bir sonuç yok çünkü. Yani bir ceza olmalı ki buna itiraz edilsin. Şimdi ceza olacak mı? Onu merakla bekliyoruz yani. Sizce i̇şte, olur mu? Aysu Melis bağlandı diyor ki yüzdeler var. O yüzdelere göre puan silme cezası ya da transfer yasağı cezası, lisanslamama gibi şeylerle karşı karşıya. Tamam, bu 1 Haziran'dan itibaren mi verilir bu kararlar? Şöyle, girebilir miyim? Tabii lütfen. Şimdi sadece Anayasa Mahkemesi'ne veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak için bir hakkın ihlali, anayasamızca veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce korunan bir hakkın ihlali yeterlidir. İlla meselenin bir cezayla sonuçlanmasına gerek olmayabilir. Buna kesin bir kuraldır diyemeyiz şu noktada. 2018 yılında verilmiş ve 2019 yılında yürürlüğe giren kararda Anayasa Mahkemesi
TFF'nin birinci derece hukuk kurulları ile ilgili ne bunlar? Kulüp lisans kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu en meşhurlarından. Bu kurulların görev ve yetkileriyle alakalı bir iptal kararı verdi. Bu çok önemli bir karardı. Zaten Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun da yeni görevlerine ve Türk futbolundaki statüsüne ilişkin değişiklikler görüldü. Fakat bu çok konuşulmayan bir konu oldu. Dolayısıyla şu an çok kolay somutlaştırılacak bir konu olduğunu ne yazık ki düşünmüyorum. Keşke 2018'den 2019'a kadar uzun uzun bunları konuşabilseydik. Türkiye Futbol Federasyonu da biraz künye yayınlayabilseydi bu konuyla alakalı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tahkim kurulu anayasamızca da son merci. Anayasanın 59. maddesi sportif ihtilaflarla ilgili tahkim kurulunun verdiği kararı son karar olarak gördüğü için iç hukuk yolları bu noktada tüketilmiş oluyor. Bir ceza olsun. Aysu çok kritik bir yerde kaldık ama reklamımız var. Onu da öteleyemiyoruz. Seni çok kısa bekleteceğiz. Bir reklam arası ardından devam edelim. Evet, Son Sayfa transfer devam ediyor değerli izleyiciler. Gürcan Bilgiç, Ilgaz Çınar ve Aysu Melis Bağlan'la birlikteydik. Sevgili Aysu Melis Bağlan, harcama limiti meselesini bizim için daha çok konuşuyordu. Ve biz bu işler nasıl yürüyecek, transferler yapılıyor ama bunlar nasıl lisanslanacak noktasında kaldık. Çünkü bir taraftan transferler bitiyor, bu oyuncular kulübe imza atıyorlar ama Fenerbahçe bu lisansları götürdüğünde federasyon nasıl bir tepki verecek, işin o tarafını da bilmiyoruz. Bu konuda ne diyorsun Aysu? Bu konuda az önce de bahsettiğim gibi eğer bir aksi durum varsa kulüp lisans ve finansal fair play talimatı neticesinde oranlar üzerinden bir aşım varsa, yüzde kaç oranında bir aşım varsa buna göre konu şekillenecek. Yani az önce bunu beklemek durumundayız. Evet, yani o %20 olursa örneğin orada bir uyarı cezası ya da bir para cezasına dönüşecek. Biraz daha yukarısı olursa... Hayır, burada Aslı Hanım da çok emin değil. Bence devre arasına kadar, yani Ocak transfer dönemine kadar TFF hesaplara çökmüyor yani. 20 Aralık'a kadar kulüplerin itiraz hakkı var. Ha. Onu söyleyeyim. Yani 20 Aralık'a kadar, bence bu lisansları verecekler abi. 100 milyonlarca sen verecekler. 20 Aralık geldiğinde yani yeniden getirin şu hesapları bakayım. Aysam, duyabiliyor musunuz beni? Tabii ki duyabiliyorum. Gelin bakayım diyecek. Bir bakacak %30 aşmış. Baba, senin 3 puanını siliyorum diyecek. Transfer yasak diyecek. Uyarıyorum diyecek. Neyse yani. Ama orada sezon başında alınanlarla ilgili bir sıkıntı olmaz diyorsunuz. Olursa Ocak'ta olur. Ama bakın, bu hala tahmin. Tahmin değil. Evet, tahmin. Doğru. Değil mi? Doğru ama evet. Ama yani şeyden... Hepiniz değilsek devam edebiliriz. Ayak izleri üstünden gidiyoruz yani. Geçen sene böyle yapmıştı. Evet. Herhalde şimdi böyle olur diye. Şu an ne yazık ki böyle ve senaryolar üzerinden bakmak zorundayız. Yani ben bir hukukçu olarak bu talimat neler söylüyorsa, hangi oranları ve neleri şu ana kadar kesin hükme bağladıysa onları söylemekle mükellefim. Onun dışında tabii ki görüşler olur elbette. Tabii Aysu Hanım işin hukuk tarafında, evet, tarafından bakıyor. Oradan bakılınca işin içinden çıkmak da zor. Bizim tarafımızdan bakılınca da işin içinden çıkmak zor. Çünkü biraz işte... Evet. Hayır, kurallar çok açık. Aysu Hanım da onu söylüyor zaten. Şu kadar aşarsan bu kadar olur, ceza verir. Ama ne zaman verir? Onu söyleyemiyor. Ya, çünkü sorun, evet. Çünkü öyle bir şey yok önünde. Yani bir takvim yok. Şöyle olursa şöyle diye. Veririm demiş. Ne zaman verirsin belli değil. İşte işin kritik kısmı. Yani taraflarında yani çok verirsin, sorduğu sezon kısmı. Sezon sonu verirsin. Verirsen bir sonraki sezon için mi verirsin? Oynanan sezon için mi verirsin? Hiçbir şey belli değil yani. İşte hatta bu sene içinde de çokça tartışmıştık ya zaten. Olası bir ceza olursa bu hangi sezon uygulanacak? Şimdiki sezonda mı uygulanacak, bir sonraki sezonda mı uygulanacak? Yani olası bir cezada daha çok tartışma konusu olacak. Mesela, tam da bu soruyu soracaktım. Yani olası bir yaptırım olursa bu sezonu mu kapsayacak diye. Orada da bir belirsizlik var o zaman. Evet, orada da başka maddelerin yorumlarına gideceğiz. Yine bakacağız hepsine. Peki. Öyle görünüyor ki önümüzdeki günlerde çok daha fazla bağlantı yapacağız. Benim de bir sorum var esasında. Ilgaz'larında bir sorusu var. Kritik bir soru var. Aysu Melis Bağlan yayına bağlandığında bir güneş gibi doğdu dedi ve Mustafa bizi bozuk para gibi harcadı. Mustafa'nın bize harcama limiti için ne diyorsun? Yani hukuksal olarak bir yaptırım var mı? Ancak teşekkürlerimi sunabiliyorum. Aysu Melis, çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Bu hesaplaşma yayında devam edecek. Mutlu akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Spor